Yapacağız. Statiği yapacağız. Hocam size bilgiyi verseniz daha iyi olur mu? Tamam, peki, tamam. Olur mu? Tamam. Evet, hocam, statik yapıyor. Statik. Yaparken bilgiyi verebilirsin hocam. Arkadaşlar gel şöyle, şuraya kadar gel. Gel gel gel. Hikmet Hoca ya. El belde ya, teknik direktör. Statik esnetmede dikkat ederseniz belli bir noktaya esneme yapıp orada duruyor belli bir süre. 3-4 saniye çok zorlamadan belli bir süre sonra atabilir. Bu fazla oyuncunun hareket halinde olmadığını görüyorsunuz. Evet. Başarılı bir sakızla ilgili bir şey söylüyorsun. Hiçbir zaman bunu tutup böyle çekmiyoruz arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken bunu kendi şeyiyle yapabiliriz. Tamam mı? Bunu niye çevirmiyoruz? Şimdi şöyle olabilir. Tutarsın. Evet. Statik olarak bu tarafa ben baskı yapıyorum şu anda. Yani şöyle tutuyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama şu yok. Veya şu yok. Şimdi tersinden de. Zaten biraz çevirin hemen başını dönmeye başlıyor. Yani buradaki şeyler için. Hikmet Hoca yine el belde. Çevirme yok. Şimdi eller cebe girdi Hikmet Hoca'nın. İzliyor ekibi. Düdük boynunda Hikmet Hoca'nın. Eğer kullanacaksan şu şekilde. Tamam bakın buradaki kasların. Geleceğin Hikmet Karaman'ı. Evet. El yine belde Hikmet Karaman'ın. Bir yerde durma hocam. Bir yerde durma. Dinamik hareketli. Hareketli. Aynen şu hareketli. Esnetme ya yukarıdan başlar ya da aşağıdan, başlar. Tamam mı? Yukarıdan başlamışsanız aşağı doğru gidin. Yani bir yukarıdan bir aşağıdan olmaz. Sırayı da takip edebilirsiniz. Hikmet Hoca yardımcısına direktif veriyor. Müfit Erkasap. Müfit Erkasap. Konuş, konuş. Federasyonumuzda. kaydan. Hocam kayıt yapıyor. O duymaz ya, ses İsmet yok. Hikmet Hocam federasyon için çok güzel şeyler söyledi. Yok, sesi yok da. Başkan kim seçilirse çok seviyoruz zaten. Emekten yanayız. Dün hocam maçtaydım lan Demirören'e neler söyledi ya. Beşiktaş kurtuldu Türkiye ne ya. Ama Demirören başkan... Yalnız Hikmet Hoca yardımcılarına bir direktif veriyor. Hocam Hikmet Hoca... Hikmet Hocam bravo. Hikmet Hoca taklitiyle anlatabilir mi? Birinci yardımcısı direktifi uyguluyor. Statik versiyonu olabiliyor. Yani şöyle kaldığında statik yapıyorsun ama dinamik oldu. Dinamik. Dinamik versiyonu. Patlayacak. Hikmet Hoca. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama bunu başka yerde göremezsin. Evet, İsmet Hoca'dan tüyolar. Flash, flash, flash. Ses yok hocam. Gizli. Ses yok ya, sesi almıyoruz. Hocam televizyona çıktılar. Ne yapayım, yok ya orada bir tane. Kendimize kalıyoruz. Hocam Hikmet Hoca var orada, nasıl yok? Ben şimdi var hocam. Tam tehlike ya. Çok tehlikeli. Çalıştırdığı takım kesin hep en az ligde. Hayır, hiç karışmıyor da arkadan da bir izliyor. Şöyle bakıyor. Genel kaptı. Tamam, onunla iyi. Evet arkadaşlar, şunu söyleyeyim hocam. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi statikte şöyle gittik ya. Evet. Yerinde var. Değil mi? Bak, bu tarafa geçerken o yerini bulmuyor. Diğer tarafa geçiyorsunuz ya.
bak. Yani bu taraf bizim gerginlik hala duruyor. Benim size önerim şu. Uzandınız. Bir tarafa geçerken bir dakika kolunuzu öne çeviririz. Tamam mı? Her şey yerine otursun. Ondan sonra bir yol veya şu, bak, kaldırın burada veya önünü kaldırın da böyle. Diğer tarafa geçelim ya, yapın iki tane boş. Ondan sonra diğer tarafı yapın, bak bir yapın. İlk önce şunu yapıyoruz.